Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birçok eşit ağırlık öğrencisinin hayallerinde olan hukuk fakültesini inceleyeceğiz. Tabii bunu incelerken de yine Hollanda'nın özellik faktör kuramına göre inceleyeceğiz. Öncelikle hukuk fakültesi ciddi anlamda ülkemizde çok fazla rağbet gören bölümlerden biri. Eşit ağırlık bölümünde daha çok psikolojiyle beraber yarışan bölümlerden bir tanesi, ama her zaman söylüyorum, bir bölümün revaçta olması veya çok popüler olması, iş imkanının çok olması sizin için doğru meslek anlamına gelmiyor. En büyük yanılgıların yapıldığı mesleklerden bir tanesi bu konuda hukuk. Herkes böyle iş ataması veya yönlendirmesi, iş imkanları çok fazla diye yöneliyor. Ama mesleğe başladıktan sonra bu iş bana göre değilmiş deyip farklı alanlara geçmek isteniliyor. Şimdi sizlerle yine Hollanda'nın özellik faktör kuramına göre hukuk fakültesi bizlerden ne ister, onları konuşacağız. Öncelikle hukuk fakültesini tercih etmek istiyorsan sizlerin çok iyi bir okuma yazma niteliğinizin olması gerekiyor. Çünkü çok kalın kitaplarla meşgul olacaksınız. Bu kitapları okuyacaksınız, anlamlandıracaksınız. Bir de bunların analizini yapacaksınız. Yani metinleri ciddi anlamda yorumlayabilme kabiliyetinizin olması gerekiyor. Şimdi burada en çok gelen sorulardan bir tanesi şu oluyor: hukuk fakültesi hep ezber üzerine olan bir şey mi, yoksa hukuk fakültesi sadece yorumlama üzerine çok ezber olmayan bir kısım mı diye. Bunu %30 ezber, %70 analiz, yorumlama diyebiliriz. Çünkü sizlerin çok iyi bir şekilde bazı maddeleri bilmeniz lazım ve bu okunan cümleleri, bu okunan kanunları, yönergeleri, yönetmelikleri çok iyi bir şekilde de yorumlayabilmeniz lazım. Yani o burada kelimelerin gücüyle çok iyi hareket etmeniz lazım. Zaten burada yaptığımız yönlendirmelerde hukuk fakültesinde okuduğunuz zaman en büyük problem yaşayan öğrenciler bir kelimenin birden fazla anlamını çıkartamamaları. Bunu gündelik hayatta çok fazla sıkıntısını görüyoruz. Bir avukata ihtiyacımızın olmadığını düşünüyoruz. Yönetmeliği okuyayım, kendi haklarımı ben kendim savunabilirim diyoruz. Ama 1, 2, 3, 4, 100, 100 tane yönetmeliğin olduğu, pardon, bir tane yönetmeliğin 100 tane maddenin olduğu bir yerde 4. 5. okuduktan sonra sıkılıyoruz, devamını getiremiyoruz. İşte burada hukukçulara büyük görev düşüyor. Bu analizi çok iyi yapmaları gerekiyor. Onun için yorumlama becerileri çok ön planda, ama her tarafa da hakim olmaları gerekiyor. Bu yüzden de bazı maddeleri, bazı kanunları, yönetmelikleri ezberlemeleri gerekiyor. Burada bunu söylerken aynı zamanda neyi de kastediyoruz? Çok iyi bir analitik düşünme becerilerinin olması gerekiyor. Yani olaya hangi açıdan tutacaksınız? Bu olaya nereden yaklaşacaksınız? Hukuk noktasında adaleti nereden sağlayacaksınız? Bunu çok iyi sağlamanız gerekiyor. Dediğim gibi kitaplarınız çok kalın olacağı için okuma becerinizi bir tık daha diğer mesleklere göre önde tutmanız gerekiyor ki bunda uluslararası kanunlar, literatürler, diğer devletlerin anayasaları da bizim ülkemizdeki anayasaları etkilediği için ve geçmiş dönemdeki anayasaları da takip etmemiz gerektiği için dil becerimizin de çok iyi olması gerekiyor. Bu noktada lütfen hukuku Türkçe olan bir bölüm, hiçbir türlü dile ihtiyacımızın olmadığı bir bölüm olarak görmeyin. Kendinizi ilerletme, geliştirme noktasında bunu da sağlamanız gerekiyor. Bir de sosyal olan bir bölüm açıkçası. Diğer insanlarla sürekli etkileşim halinde olacağınız, iletişim olacağınız, avukatsanız müvekkillerinizle olacağınız süreç, adliyelerde olacağınız süreç olduğu için hem jest mimikleriniz karşıdaki insanlara etkileme noktasında önemli, hem de diğer insanlarla kuracağınız bağı sağlamak için iletişim becerilerinizin çok çok iyi olması gerekiyor. Genelde mahkeme süreçleri veya hukukla ilgili süreçler uzun dilimler olduğu için çok azimli ve sabırlı olmanız lazım. Bir süre sonra o olmadı diye bırakmamanız lazım. Bu noktayı sağlamak adına bu uzun süreçleri kendinize hazırlayıp tabir caizse problem çözme becerileriniz, öfke kontrolünüz çok çok iyi olması gerekiyor. Burada evet, o kitap dedik, okumak dedik, bir de bunun yazma evresi var. Çünkü savunma yazacaksınız, yeri gelecek siz yönetmelik, yönerge yazacaksınız. Bunların olduğu her yerde sizlerin yazma becerinizin de olması gerekiyor. Ve bunun için de iyi bir araştırmacı olmanız gerekiyor. Belki çoğu bölümdeki akademisyenlerin yaptığı araştırmalardan bir hukukçu çok çok daha fazlasını yaptığını düşünebilirsiniz. Bu noktada şunu da çok iyi oluşturmamız gerekiyor. Bende bu beceriler var mı? Ben insanlara bu noktalarda yardımcı olabilir miyim? Devamlılığı sağlayabilir miyim? Bunları düşündüğünüzde
Bu saydığım özellikleri kendinizde 10 üzerinden 9-8 bulabiliyorsanız çok rahatlıkla hukuk fakültesine tercih edebilirsiniz. Bir de bu hukukçuların birazcık ketum olma durumları vardır. Ketumluktan ziyade iş sürecindeki ciddiyet diyeyim. Bu daha doğru bir tabir olacak. Çünkü ilgilendiğimiz olaylar böyle çok olumlu şeyler olmayacak her zaman. Genelde kanun suçları veya yasa dışı olaylar veya hakkını savunacağınız bir kişi üzerine çalışacağınız için bu ortamlara da bu ciddi ortamlara da hazırlıklı olmanız gerekiyor. İsterseniz sizler şimdi de hukuk fakültesinden mezun olanların hangi meslekleri seçebildiklerine bakalım. Şimdi burada en fazla olan nokta avukat danışmanlık merkezi açmaları. Burada küçük bir parantez de açmak istiyorum. Avukatlık dediğimiz nokta haklıyla haksızı, haklıyı haksıza karşı savunmak değil. Kim size müvekkil olarak geldiyse haklı veya haksız olmasına bakmaksızın onu savunma görevidir. Bazen böyle Amerikan filmlerinden esinleniyoruz, özenliyoruz. Ben avukat olacağım, tüm mağdurların haklarını ortaya çıkaracağım diyoruz. Ama maalesef işin gerçek sürecinde siz eğer müvekkil olarak biri size geldiği zaman suçlu olmuş olsa bile iki kişi arasındaki husumetli olaylarda siz kendi müvekkilinizi savunmak zorundasınız. Onun karşılığında ücret almış oluyorsunuz. Bu işin bir sonraki meslek grubu olarak hakimlik, savcılık var. Hakimlik işin yargı kısmında, savcılık araştırma boyutunda. Hakim en son kesin kararı verir, savcı da olayı tüm delilleriyle kuvvetlerini kullanarak ortaya çıkarmaya çalışır. Dosyayı toparlar, en son hakime yargılaması için devreder. Bunun içinde kendi sınavları vardır. Birazcık zordur açıkçası. Bunlardan birazcık daha bu iki meslek grubundan birazcık daha kenarda olayım derseniz de noterlik yapabilirsiniz. Aynı şekilde kaymakamlık veya meclis süreçlerine dahil olursunuz ve yasama ile ilgili birimlerde çalışırsınız. Anayasa Mahkemesi'ne raportör olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Bu tarz süreçlere dahil olabilirsiniz veya bir icra müdürlüğünde çalışabilirsiniz veya bireysel şirketlerin avukatlığını yapabilirsiniz. Ve burada hem yönetici oluyorsunuz hem de o şirketleri savunma noktasında haklarını veya yapacakları anlaşmaların düzenlemesine sağlıyorsunuz veya akademisyenlik de yapabiliyorsunuz. Ama burada en çok tavsiye ettiğim, eğer ilginiz varsa kendinizi yönlendirme noktasında, uluslararası şirketlerin avukatlığını yapmanızı, danışmanlığını yapmanızı tavsiye ederim. Bunlar için de nasıl bir altyapınız olması gerekiyor? İyi bir dil bilmeniz gerekiyor. Mesela şöyle düşünün, İstanbul gibi bir şehirde olduğunuzu düşünün. Binlerce ithalat ve ihracat yapılıyor. Bir ürünün buradan Amerika'ya gittiği zamanki süreçte buradan Amerika'ya kadar ki tüm ülkelerin, uluslararası suların kanunlarını, yasalarını bilmeniz gerekiyor. Buradan bir ürün hangi şartlarda o ülkeye girer, satışı nasıl olur? İşte siz onun muhasebe içeriklerini nasıl sağlamanız gerekiyor? Bunların her birine oluşturduğunuz bir süreç oluyor. Şimdi buradan hukuk fakültesi tercih eden tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. İnşallah bu bölüm size uygunsa kazanırsınız ve sizlerden de şöyle küçük bir isteğim var. Eğer bu fakülteyi kazanırsanız lütfen dünyanın hak ettiği adaleti sağlamak için bu mesleği yapın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine hukuk fakültesi ile ilgili merak ettiğiniz, bilmediğiniz durumlar olursa Instagram adresinden veya alttaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.